Otomobil dünyamdan merhabalar. Test konumuz Skoda Iti. Modelin bugünlerde aslında makyajlanacağını öğrendik. Ama bugünkü test konumuz ülkemize yeni gelen 1.4'lük TSI ve DSG kombinasyonuna sahip. Hatırlarsınız model DSG kombinasyonuyla 1.2 TSI ve 2000 dizel versiyonlarıyla geliyordu şu ana kadar ülkemize. Ama Skoda bu durumu değiştirdi ve 1.4 TSI ile birlikte artık DSG'yi getirmeye başladı. 1.2 TSI'deki DSG'yi de kaldırdı. Yani işin özeti 1.2 TSI artık sadece manuel şanzımanla geliyor. Ama Skoda yetkilileri 1.4 TSI artı DSG kombinasyonunun 1.2 TSI artı DSG kombinasyonu ile aynı fiyata geldiğini özellikle belirtiyor. Hatırlarsanız modelin geçtiğimiz yıl 1.6 dizel versiyonunu test almıştık. Hatta bu modelin lansmanına da katılmıştık. Yani işin özeti orada özellikle Greenline versiyonunun yalıtımından ben çok memnun kalmıştım. Burada şöyle bir farklılık var. Test aracımızda stil paketi var. Daha dinamik, daha sportif bir görüntüsü var. Bu haliyle Yeti'nin daha ince yanak, daha geniş jant var işin özeti modelde. İşte bu durumdan dolayı otomobilin özellikle yalıtım seviyesi Greenline'e nazaran burada birazcık daha kötü. Ama tabii ki fark çok büyük değil. Burada da yalıtımın gayet başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim sınıf standartları için. 1.4 TSI peki burada nasıl bir iş çıkartıyor? 122 beygirlik bir motor bu. 200 Nm tork değeri var. Volkswagen grubunun birçok aslında modelinden tanıyoruz. Ve 7 ileri DSG'nin kombinasyonuyla birlikte aslında beklediğimden de düşük bir karma test tüketimini elde ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Test karma tüketimimiz bu model ile 8.5 litre. Baktığımız zaman peki performans anlamında nasıl bir getirisi oluyor? Özellikle 1.2 TSI artı DSG kombinasyonunun performansından şikayetçi olanlar için aslında bu model ilaç niteliğinde oldu. 1.5 saniye daha hızlı, 10.6 saniyelik 0-100 değeri var. Ekonomiye katkısı olan en büyük etmenlerden birisi modelde 7 ileri DSG şanzımanın sunduğu olması. Yakın zamanda bir makyaj operasyonu geçirecek model. Özellikle bu operasyonda en benim dikkatimi çeken değişimlerden birisi modele 1.6 dizel versiyonuna DSG şanzımanın ekleniyor olması. Tasarım anlamında Yeti, Skoda'nın kübik tasarım dilini kullanıyor. Kompakt bir SUV baktığımız zaman dışarıdan bunun ismini çok net bir şekilde ele veriyor. Yerden yüksek bir model ama kompakt SUV ligindeki birçok rakibiyle kıyasladığımızda aslında çok rahatsız edici bir yüksekliği yok. İşte bundan dolayı da şehirli bir SUV karakterisinin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabi modeli çok çok ağır araziye sokmazsanız hafif arazide de bir otomobilden daha fazla konfor ve daha fazla işlevsellik sunduğunu da rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yeti'nin yerden yüksek olması ve geniş camlarından dolayı modelin görüş açılarının çok başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabi bu duruma test aracımızdaki bir opsiyon listesinde olan panoramik sunroof'u da eklerseniz otomobilin içerisinde oldukça ferah bir kabin hissi oluyor. Bu modelin fiyat etiketine baktığımızda 1.6 dizel versiyonuyla neredeyse hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Tabii ki şunu da mutlaka belirtelim. Dizel versiyon manuel şanzımanla alınıyor. Şimdilik sadece. Tabii makyajdan sonra o da otomatik olarak alınabilecek. İçeride konsolun yükseğe konumlandırdığını görüyoruz. Burada belki de modelin en büyük handikapı ait olduğu Volkswagen grubunun birçok markasına nazaran kalite algısının birazcık daha düşük olması. Ama bu durumu Skoda düşük olan fiyat etiketiyle telafi ediyor. Modelde sürüş pozisyonu ile ilgili bir sıkıntı çekmedim ben. Gerçekten bu konuda başarılı. Direksiyonun ve koltuğun sunduğu opsiyonlar gayet başarılı. Eşya gözleri de yeterli seviyede. Burada bardaklıklar görüyorsunuz. Burada bir göz bulunuyor vitesin ön tarafında. Ama burada gördüğünüz bardaklıklar özellikle fazla aşağıda kalıyor. Bence birazcık daha bu yukarıda olabilirdi. Bunun haricinde bir kolçağımız var ama içi çok geniş değil. Kolçağın farklı opsiyonları da var. Bu yeterli sayılır. Burada güzel bir gözümüz var. Ön tarafta açılıp kapanabiliyor. Buraya çok derin olması da illa ufaklı. Yani çok büyük olmayacak şekilde eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Ayrıca kapı içlerinde de yeterli sayıda eşyanız için yer bulunabilmekte. Çok büyük bir alan olması da
yeterli düzeyde bir alan yer alıyor. Hacim konusunda Yeti gerçekten çok başarılı. Diz mesafesinde de bir sıkıntı yok. Ait olduğu hatta bağlı bulunduğu markadaki modellerle bu konuda aynı ama baş mesafesi çok iyi. Gördüğünüz gibi tavan oldukça yüksekte. Bundan dolayı da modelin içeride ferah bir algısının olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu algıyı yaratan etmenler geniş camlar ve test aracımızdaki gibi tabii ki. Bunu da mutlaka belirtelim. Panoramik sunroof'u da alırsanız içeride gerçekten geniş, ferah bir atmosfer hakim. Modelin limitlerinin kompakt bir SUV için gayet başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Skoda burada serte dönük bir süspansiyon kullanmış ve bundan dolayı da model gerçekten çok etkileyici bir sürüş karakterisine ve etkileyici bir yol sürüş karakterisine sahip. Sadece çekiş kontrolü kapatabiliyorsunuz. Çok çok üst limitlere çıktığımızda kafadan kopmalar görülebiliyor. Ama bu durum özellikle kapatılamayan ESP'nin de yardımıyla çok fazla tehlike yaratmayacak bir boyuta gelmeden artık önleniyor. Sizlere Skoda E-T'nin testinden seslendim. Başka bir testte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.